ülkede Türklük gidiyor arkadaşlar, Türklük. Nereye gidiyor reis? Gidiyor. Nereye gidiyor? Araplara her taraflar satılıyor. Nereye satılıyor? Satılıyor mu? Sen Arapların, abi aç bak Arap YouTuber'lar İstanbul'u ne diye tanıtıyor, o kadar. Magazinsiniz, medyadasınız. Seks turizmi diye tanıtılıyor İstanbul. Seks turizmi. Vallahi neyi izliyorsan ya, geçin. Ya, orada görmüş. Bakın İstanbul'un 3. Boğaz yeni yapılacak İstanbul kanalını İstanbul'u ayırmışlar. O kanalla bu kanalın ortasını yarımada olarak tamamıyla Katar'a verildi. Ya, bu bir gerçek. Arkadaş ya şu ya olay. Abi elini nasıl... çek, elini çek. Tamam. Sen bana bir uzun, uzak dur. Tamam. Gel şöyle. Gel şöyle. Gel şöyle, tamam, sen bir mesafe koy. Açıl. Seni izliyorum kes, ben. Kes. Sen uzatma. Sen bir sizi gelme. Zekaya bak şimdi. Bakın abi ya bunları. Kafa olacak ki bileceksin. Solcu belli. Kafa olacak ki bileceksin. Orası hep şahsi mülkiyet. Biz şahsi mülkiyet abi. Türklüğü şahsi mülkiyet orası. Tamam. Öyle bir satış ülke yok. Ülke şartı değil. Sen 22 yıl geleceksin. Ülkeyi yöneteceksin. Vay babam bundan olmuş. Vay babam bundan olmuş. Daha az önce cinneye girdi. Mehmet Şimşek dedi. Mehmet Şimşek dedi. Vergilerle geçinen akbabadır dedi. Kardeş. Ülkeyi satmışlar. Ha bu tip Mehmet Şimşek'e laf ediyor. Ha bu tip. Ne konuştuğunu bilmiyor. Yok dur ona gelecek. Ya abicim bir dur. Onun söylediği başka, senin söylediğin başka. Senin söylediğine geleceğim. Onu konuşacağız. Ama kafaya bak. İdrak yok. Niye yok? İdrak yok. Orada mülkiyet hakkı var. Şimdi bunun gibi tipler elinde mülk olduğu zaman parayı kim verirse ona satar. Bunun parasız versiyonu da sokağa çıkar der ki devlet alanı sattı. Olay bu. Bak. Bak bu ülkede yatırım yapan en çok ülke Hollanda'dır. Katar değil. Hollanda 7. Olur mu? Katar 7. 8. sıradadır. Olur mu? En çok yatırım yapan ya bu olur mu? Hollanda'dır. Olur mu bunlar Arap düşmanlığıyla kim besleyecek? En çok Hollanda yatırım yapan bu ülkede. Hangi Katar'dan bahsediyorsun? Ev kirası veriyor musun? Set ol. Neyci? Set ol şuraya. Dokunma bir daha sen. Bir daha dokun. Sakın bir daha dokun. Yok dokunamaz. Ben sana dokunamam. Dokunulmazlığın mı var senin? Dokunma. Bir şey soruyorum. Dokunulmazlığın mı var? Yok şuraya. Bir şey soruyorum. Sen ev kirası kaç para sana ne ya? Ev kirası veriyor mu? Kendi evimde oturuyorum. Kendi evimde oturuyorum. Bu insanlar burada sana 15 bin lira ev kirası veriyor ya. Sen hangi şartlardan bahsediyorsun? Sana ben seninle konuşuyorum. Hangi geçimlerden bahsediyorsun? Dön artık şöyle. Dön şöyle. İşine bak. Çevir buraya. Geç sen de şuraya. Bir daha sakın temas etme. O hatayı yapma. Şşş, sakın. Haddini bil. Terbiyesizlik yapma, haddini bil. Sen haddini bil. Tamam mı? Şşş, insanlara dokunma. Ben sana dokunmadım, bana dokunamazsın. Ben... Hadi. Hadi. Hadise bu. Gelir, dürter, dokunur, zıplar. Lan falan filan. Mevzu bu. Ama ne? Abu kitlenin propagandacıları internette depremzedelere sövüyordu ya. Burada da sövecek normal. Reis, göbeğin bir metre önde. Neyse boş ver. Duyma. Ne? Kentsel dönüşümü engelleyen Ekrem git ona söyle. Kentsel dönüşümü engelleyen Ekrem. İstanbul'da konut stoğunu arttırmak istiyorsan kentsel dönüşümü yapacaksın. Projelere engel koyan Ekrem. Orada Saraçhane'de. Git söyle. Ne konuşuyorsun? Bir kira diyorsun bir faiz diyorsun be. Dersin. Bak Türk'üm. Türk'üm. Yo ne mutlu Türk'üm diyene. O da der ki ne mutlu Kürt'üm diyene. O der ne mutlu Arap'ım diyene. Sen de rahatsız olursun. Ha. Kardeş kes şurayı. Kızılay, kes şurayı şu tipte muhatap olun. Bak. Dur dur. Bu konuşsun bir gitsin. Ben bunu şimdi koyacağım. Bu beyni varmış gibi konuşuyor ya. Oradaki mevzunun aslını konuşmuş olalım. Mevzu nedir? Konuşa konuşa. Söyleyebilir ya. Hayvanlar korkuyor. Ama gelip hayır, söyle. Hayır, söylüyor ama söyleyebilir yani. Kim? Kim? Yani herkes o mu? Hayır, normal herkes. O mu bir şey söylüyor? Konuşabilir yani. Yok böyle yapıyordu bana. Öyle olmaz. Olur mu? Olmaz öyle. Dokunma diyorum dokunulmazlığın mı var diyor. Neyse. Bu memleketi şunu abi. CHP'si de AK Parti'si de MHP'si de hepimiz insanız hepimiz biliriz ya. Kürt'ü de, Laz'ı da, Çerkez'i de, Kaz'ı da hepsi ya. Şimdi ne dedi o yani, giderken? Biz bu memleketi yineledikçe boku çıkar bak, yani. Bak bak. Şuraya şey yapma sen de girme. Türk Kızılay'ı mevzusu
Türk Kızılay'ı. Türk ifadesi oradan kaldırıldı. Kaldırılmasından maksat Kızılay'ı genel bir isme sokmaktı. Kızılay'da tek hata şu. Bir saniye abi. Reis, abi bir reis onu kulağından tutacaktı. Abicim, sen çadırı bir... nasıl sattın diyecekti. Abi bir dur orada da bir lütfen ya. Şu mevzuyu bir bitirelim. Kızılay mevzusunu bir bitirelim. Ya onu, o da o da bildiğin gibi değil o mevzu. Tabii canım, o da karışık yani. Yani mevzu ne biliyor musun? Tek... Reisin yerinde olsam bak. Tutardım kulağından, gel lan buraya. Sen bak bak abi, bak abi, oradaki abi, saniye, oradaki abi, şunu söyleyelim. Oradaki abi, anonsun tamam. O Kızılay'ın başındaki arkadaş var ya. Onu diyorum işte. Şapsız ben konuşmayı becerim. Aynen. Olayı anlatamadı. Tabii. Olay abi, öyle de değil. Tabii düzgün anlatsa açığa yok, çıksa yok, olay, bir şeyleri. Olay gayet mantıklı ve makul bir olay. Ama anlatacak kapasite olmadığından, kafama göre takılıyorum edası olduğundan ha, defolup gitti. Yapacak bir şey yok. Ama yoksa... işte orada Kızılay çadır satıyor falan, bu hikayelerde kaldı. Onu uzun uzun anlatırız da şu Türk Kızılay mevzusu önemli bir mevzu. Kızılhaç var, Kızılay var. Kızılhaç Hristiyanları temsil eder. Tüm dünyada faaliyette. Amerika gibi ülkeler, Avrupa gibi ülkeler Kızılhaç üstünden aynı zamanda istihbarati faaliyetlerde bulunur. Türkiye Cumhuriyeti de Türk Kızılay dediğin zaman sen zaten görev yerine gittiğinde herhangi bir yerde bir nevi fişlenmiş oluyorsun Türkler diye. Ama Kızılay olduğu zaman Kızılay Türkiye namına her yerde bulunabiliyor ve sadece muhatapları bunu bilebiliyor. Yani görünürlüğünü arttırabiliyorsun. Aynı mevzunun bir değişik farklı hali de şu. Afrika'da biz topraklar kiraladık. Devlet olarak tarım yapıyoruz. Şimdi bu gibi tipler zannediyorlar ki ya Yozgat'ta biz yapamadığımız bir tarım var. Gidelim orada Afrikalı arkadaşlarımız varmış, onlar zengini. Değil. Devlet orada yarın Türkiye politikası oluşturmak için, orayı Türkiye ile ilişkili yapabilmek için böyle bir politika izliyor. Ama kafa yok. Kafa yok. Kafa olmadığı için Katar'ın orada diyor şey var. Kanal İstanbul'un orada diyor arsaları sattı. Hepsi özel mülkiyette bunların. İlk satacak olan arsası olsa bu. İlk bu satar. Ama Araplara satar. Devlet sattı oluyor. Kim parayı verirse onu satar. He. Ya parayı evleri sattı. Dünyanın her yerinde bu var. Paran varsa İngiltere'de de var. Amerika'da da var. Paran varsa götürürsün parayı. Ev mi var? Verirsin. Alırsın. Mülkü alırsın ya. Vatandaşlık mevzusunu vatandaşlık mı satılır? Amerika var bu uygulama orada da. Dünyanın pek çok yerinde var. Herkes mümkün olduğunca doları çekmeye çalışıyor. Yatırım yaparsa yani koşulları herkesin farklı olabilir. Koşullar var, koşullar üstünden bir şeyler yapılıyor. Adamların bunda işi yok. İşi olmadığı için ve sürekli propagandaya maruz kaldıkları için konuşamıyorlar. Saldır, vur, kır, işte küfür et. Tayyip Erdoğan'a küfür et. Paketledildiği zaman bu ülkede düşünce özgürlüğü yok. İnsan ol, küfür etme. Tayyip Erdoğan ülkeyi iyi yönetemiyorsun diye bir cümle kullanırsan tutuklanmazsın. Tayyip Erdoğan şapsız da diyebilirsin, ben Kemal Kılıçdaroğlu'na diyorum. Suç değil bu. Pek çok ifadeyi kullanabilirsin. Ama sen Tayyip Erdoğan anasına söv, çocuklarına söv, kendisine söv, bana da sövse, paket edin. Ondan sonra vay efendim özgürlük yok bu ülkede. Niye? İşte bir şey söyledik, eleştirdik. Senin ben eleştireyim. Çoluğunun çocuğunun önünde eleştireyim ya. Hani koltuk sevdası. Sen mutlu olacak mısın? Birbirine girdiler bak. Hep mevzu bu. Hep mevzu bu. Hep bağlılığından bir gelin beraber bahsedelim. Gelin beraber bahsedelim. Yok niye? Ümit Özdağ'ın akrabası mısınız? Bir bahsedin. Ağzınız ben Ümit Özdağ. Ben seni izliyorum. Evet. Ağzınız çok güzel laf yapıyor. Ben fark ettim zaten beni izlediğini. Çok güzel laf yapıyor. Beyefendi. Beyefendi. Ama şu AK Parti'den bir bahsedin. Cumhurbaşkanından bir bahsedin yaptıklarını. Bak Beyoğlu'ndan geliyorum. Araplardan geçilmiyor. Turistten mi rahatsız? Turistten rahatsızım karı adamlar. Niye para getiriyor adam? Niye rahatsız? Para mı getiriyor? Evet, ya her şey para değil hayatta. Ne demek her şey değil? Kendi ülkemde ben niye yabancı olayım? Yok yok, kaç milyon kişi kendi geçiniyor? Kendi ülkemde ben yok, niye yok, yabancı olayım? El turist getirmek için çabalıyor. Turist değil. Sen bak, turisti turist kovmak değil, için çabalıyor. Turist bak, gelir. Sana bir bak. Turist söyle. Gelir tamam mı? Turist gelir misafir olarak kalır, gezer, tozar, onunla bir lafım yok.
Ama 2011'den beri buradalar. Onlar bak, sen Suriyeli mültecileri diyorsun. Evet. Tamam, savaş sığınmacılarını diyorsun. Ya ne savaş sığınmacılarını bak, abi? Allah aşkına yapmayın ya. Ya neyi yapmayın? Ya yapmayın. Neyi yapmayın? Ya ben buradan Bodrum'a gideyim. Tamam mı otobüsle? Bodrum'a gideyim. Bak Bodrum'da gördüklerim parası olan Araplar. Dinle, dinle. Lafı bir yapma. Ben Bodrum'a gideyim. Beni 50 sefer çevirirler değil mi? 50 sefer çevirmeye gelirim. Adamlar abi sınırdan elini kolunu sallaya sallaya geçiyor. İzmir, İzmir'den geliyorlar şu anda. Şimdi hala bak, geliyorlar. Şunu söyle, o karıştırıyorsun orayı. Ne olacak? İç savaş mı çıkacak? Karıştırıyorsun. Ne olacak? İç savaş falan çıkmaz. Anladım. Ümit Özdağ çok izlemişsin ama onun aklı dengesi sıkıntılı. Yani ya benim beynim alma. Var. Ben beynimi kapatmadım. Vallahi bilmiyorum. Baya bir insan takip ediyor. Ben 56 yaşındayım. Doğma büyüme İstanbul çocuğuyum ben. Tamam. Ben neyin olduğunu çok iyi biliyorum. Roman çocuğusun. Bilmiyorum roman çocuğu muyum, Diyarbakırlı mıyım, Mardinli miyim? Bunlar önemli şeyler değil. Evet. Tamam mı? Yok bunun bir önemi yok. Biz mevzuya gelelim. Ama mevzuya gelelim. Biraz ne olur şu Cumhurbaşkanından bahsedin. Cumhurbaşkanını anlattın. Tamam. Neyinden bahsedeyim? Adam çalışıyor ya. Gidiyor. Yok bilakis kötüye ülke gitmiyor. Ülke kötüye gidiyor. Bilakis kötüye gitmiyor. İç savaş en yakın ya zamanda. Ya yok öyle bir şey. Siz neyle besleniyorsunuz? İç savaş mi savaş yok ya. Siz yerel seçimlere kadar, siz yerel seçimlere kadar algı operasyonu yapıyorsunuz. Ya yok yok. Ülke kötüye falan gitmiyor. Hele de beklediğin iç savaş olmayacak. Biz o kiralar kaç para? Evet gelin buyurun bak onu konuşalım gel. Ama orada konuşma burada konuş. Bak kirayı konuşacaksan gel. İç savaş mı kira mı ama bir karar ver. Ama bak insanların bir patlama noktası vardı. İnsanlar bak şimdi. Patladığı zaman bu sefer evet. Adamları diyeceksiniz ki terörist bunlar ya. Kim? Terörist diyeceksiniz kim? Adamlara. Kime? Bir ayaklanma olduğu zaman terörist diyeceksiniz. Ya kim ya ayaklanacak? Nereye ayaklanıyor gezi ya? Gezi olaylarında herkesin... Oraya gidip sen devletin araçlarını yakarsan teröristin dik alasısındır. Yok. Avrupa'da ya. Bir saniye. O mesele değil o. Onun mesele o değil. Ya şuna ben çok alıştım. Bu aralar geliyor arkadaşlar bile. Ben seni dinliyorum. Sonrasında da ne kadar gıcık olduğunu beyan ediyor. Ya dinlemeyebilirsin. Yani böyle bir hürriyetiniz var. Ama hadisenin özü şu. Ya yıllardır bu ülkede isteyen istediği gibi televizyonlardan her türlü hakareti etti. Geçen günü ağzımı bozmayacağım. Patavatsızın bir tanesi vatandaşlardan Twitter'da falan da gündem oldu bu. Cuma tatil olsun diye bir hadise. Lan çoğunluk bu ülkede zaten Müslüman. Cumartesi Hristiyanların, Yahudilerin, pazarı Hristiyanların hasbelkader bayramı olmuş. Cuma Müslümanların bayramı ya. Ha. Bunu vatandaşlar gündem yapmışlar. Patavatsız televizyon maymunlarından bir tanesidir o. Diyor ki, onu diyor unutun siz. Öyle bir şey olmaz. O zihniyete de bir şey söylemiş olayım. Zamanında şunu diyorlardı. İşte Gata'ya zaten giremez. Şunu edemez. Bunu yapamaz. Tesettürlüler, millet seçmiş, vekil olmuş. Meclisten kovulurken ses çıkmıyordu. Bugün özgürlük, yani o mevzuları sürekli yapanlar, özgürlük, 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 Tayyip Erdoğan gitsin, özgürlük gelsin diyen arkadaşlar, her türlü zulüm yapılırken muazzam bir sakinlikte, sessizlikte, keyifle izliyordu. Şimdi gelmişler burada, cuma mevzusu konu olmuş, olamaz, olacak. Bu millet istiyor, isterse, herkes bundan mutabıksa o olacak, senin gibiler de kuduracak. Senin gibiler de rahatsız olacak. Kendi kendine parçalanacaklar. Geçtiniz televizyonlardan. Daim olarak ya. Daim. Şöyle bir kapanışı yapalım abi. Fatih Altaylı diye bir şey var biliyor musun? Adı Fatih bunun. Şimdi Fatih diye duyduğun zaman şey zannedersin. Fatih. Galiba bu ülkenin çocuğu. Öyle zannedersin. Dedesinden kilise tapusu kalmış Fatih. Böyle bir Fatih ben hayatımda duymadım. Aynı Fatih. Adım adım gideceğim ki anlaşılsın. Aynı Fatih. Aynı Fatih diyorsun. Aynı Tayyip. Mehmet Şimek'le neler konuşuyor? Şimdi neler konuşuyor? Seni, abi, duymuyorum seni. Gel burada söyle. Gel. Buraya gel abi. Gel söyle. Gel. Fatih diyorsun. Onu diyorsun. Bunu diyorsun. Şimdi, Mehmet Şimek hakkında neler konuşuyor senin Tayyip? Şimdi söyleyeceğim. Şimdi neler konuşuyor? Söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Bilmedim, hani Faiz Nazlı. Bilmedi. Ne oldu? Bilmediğim bir konuyu söylemiyorsun. Dur söyleyeceğim. Şimdi
dur, he. Bunu atlamayalım ama. Bu he. Önemli bir konu ya. Bunu konuşalım, ha, konuşalım onu da konuşalım. Konuşalım. Şimdi konuşalım. Fatih Altaylı var ya, he. Kalktı dedi ki, Diyanet İşleri Başkanı'na, ondan sonra Halil Konakçı'ya, tak 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 saydırdı. Tamam. Vatan haini dedi, buna hain demeyenler de haindir dedi. Böyle bir cümle kullandı. Ama Fatih Altaylı'nın her fırsatta, ben Atatürkçüyüm kardeşim dediğini de görmüşsündür. Doğru mu? Gördün mü görmedin? Heh. Disney Plus diye bir platform. Atatürk dizisini yayından kaldırdı Ermeni lobisinin talebi üzerine. Diyemediler ya arkadaş hayırdır. Siz bizi yansıtan bir diziyi ki biz Atatürkçüyüz diyerek de her fırsatta kendilerini öne atıyorlar ya. Hiç çıt yok. Ne dedi biliyor musun? Dedi ki Disney Plus'a helal olsun. Herkes Atatürkçü yaptı. Cümle bu. Bir de helal olsun dedi. Ermeni lobisinin talebiyle diziyi geri çeken. Ama tuhaf olan şey ne biliyor musun? Fatih Altaylı'nın eşi Disney Plus'a senaryo yazıyorsa Fatih Altaylı gıkını çıkarmaz. Fatih Altaylı gündemi değiştirmek için Atatürkçülükten ekmek yediğinden dolayı taşlanırken gündemi değiştirmek için bakınır der aa orada bir hoca varmış. Hocanın sözünü çarpıtayım burayım ona gitsin. Kampanya yaparız zaten arkadaşlar İslam düşmanı olduğu zaman hemen hazırlar saldırırlar ve saldırdılar. Halil Konakçı diye bir adama saldırdılar. Adamın beyanı neydi? Dedi ki bu ülkede Arap, Kürt, Türk kardeştir. Hatta bizim Hatay diye bir ilimiz var. Bu ilimizde dedi Arap nüfusu fazla. Öyle mi? Öyle. Ne yaptılar? İşte sen şöylesin, sen böylesin. Şöyle bir ifadeyi kullandı işte. Hatay'ı ayırmış. Hatay'ı başka bir şey yapmış. Öyle bir şey o yok. Ayırıyor. Bak yani yok yok. O dün konuştu, bugün onu bak onu o, onu söylemiyor. Ben onu söylüyorum söyle, zaten. Onu da söyle. Ben ne diyorum? Diyorum ya ki bu adamı aydın olarak pazarlıyorlar. Hocalarla alakalı akıl veriyor. Dini konularda Ayasofya konusu oluyor. Fatih Altaylı yine atlıyor. Başka bir mevzuda polis bir göstericiyi çeviriyor. Dinle olaya bakalım. Diyor ki camiden çıkıyor gösterici. Girmiş ki yakalanmayayım diye. Polis soruyor. İkindi namazı kaç rekat? Bir şey söylüyor. Polis diyor ki al bunu. Fatih Altaylı böyle yapıyor. Cahil o polis ya. İkindi namazını Şafiler 4, Hanefiler 5 rekat kılar. Evet. Bak duydum zekaya bak. Duydum. Kendisinin konuyla alakası yok. Ama görüşle beyan ediyor. Her fırsatta da bunu yapıyor. E şimdi biz bunlara ne diyeceğiz? Biz bunlara şunu demeliyiz diye düşünüyorum. Bir susun ya. Bir yalan söylemeyin.